Sıra beklemeye devam. Şimdi muayenemizi olduk. Röntgen çekilmeye doğru devam. Röntgen ne taraftaymış? Motorumuzun son hali böyle. Motorumuz şu an içler acısı. Bildiğiniz motor naked oldu. Arkadaşlar şu an olayın üstünden 12-13 saat falan geçti. Dün gece önemsememiştim ama bugün çok daha kötü oldu bileğim falan. O yüzden kırık veya çatlak olabilir diye hastaneye gidiyorum. Bu arada affedersiniz bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Sabah tuvalete bile gidemedim. Çünkü bacaklarımda inanılmaz ağrılar var. Hani böyle gözle görülür önemli bir şey yok gibi ama özellikle cüzdanın olduğu taraftan aldığım darbe, ya sanki orayı böyle bıçakla kesiyorlarmış gibi hissediyorum. Orası çok kötü. Sağ ayağımda da bir sıkıntı var. Ah, kasis denk gelmesin. Ya şu an motora gaz vermekte bile zorlanıyorum. Allah sizi inandırsın ki durumum o kadar da vahim gibi görünmese de kötü. Dün biraz ağrı vardı. Önemsemedim. Ya dedim burkulmuştur. Hani çok da şey yapmıyordu. Ufak tatlı bir ağrı vardı. Abi şimdi bileğimi hareket ettiremiyorum ya. Bir de buz falan da koydum gece ama. Neyse. Şimdi kapatayım arkadaşlar. Hastaneye gittiğimde görüşürüz. Bakalım ne çıkacak. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Şimdi ben Kartepe'de oturduğum için arkadaşlar Kartepe'deki hastaneye geldim. Durumumu anlattım. Dedim böyle böyle trafik kazası geçirdim. Bileğim kötü durumda ama göstermem lazım. Bana diyor ki acile gideceksin. Ya arkadaş burası hastane değil mi? Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Kocaeli Devlet Hastanesi Kartepe Semt Polikliniği burası. Ulan sen beni madem hastaneye evlendireceksin, buranın daha burada olmasının ne anlamı var lan? O zaman herkes gitsin aile hekimine. Yapacağınız işe sizin ben ya. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum İzmit'e, İzmit'teki hastaneye. Bakalım oraya kadar, ah bir delik ağrıyor var ya. Sağ salim gidebilecek miyim? Öyle gidiyorum işte, hadi bakalım. Kayıttan çıkıyorum. Zaten mikrofon da bağlı değil. Çok bir şey anlatasım da şu an yok. Ah kasisten geçerken çok kötü. Ben yürüyüş yolundan gideyim bari ya. Hadi ben kapattım arkadaşlar, görüşürüz. Şimdi arkadaşlar kaza nasıl oldu ya da ben ne şekilde kaza yaptım size bunlardan bir bahsedeyim. Zaten tın tın gidiyorum yavaş yavaş çünkü ön freni kullanamayacağım için arka frenle de durabileceğim şekilde gitmem lazım. Ki zaten bisiklet yoluna da girdim. Ha bu arada ya niye giriyorsun yürüyüş yoluna, insanların hayatını riske atıyorsun diyecek. Gereksiz duyar kasacak gerizekalılar varsa hemen şu an videoyu kapatsınlar. Ben şu an yürüyüş yolunun bisiklet kısmında gidiyorum. Ya yıldım yemin ediyorum, vallahi yıldım. Yürüyüş yolundan gidersin niye gidiyorsun? Tramvay yolundan gidersin niye gidiyorsun? Sana ne ya? Neyse arkadaş. Şimdi dün akşam arkadaşlar tarihi 17 Mart. Arkadaşlarla buluştuk sahilde, bir şeyler yedik içtik falan. Ondan sonra döndük İzmit'e doğru, ya İzmit'e doğru döneceğiz. Harekete geçtik, yan yoldayız. Bir tane Fazer 600, bir tane Z750, bir tane de işte ben CSXR'la. Ben ne olduğunu anlamadım açıkçası. Yani şöyle oldu. Birinci vitesteydim. Birinci vitesi sonuna kadar hızlandım. Yani sonuna kadar demeyeyim de 120'lere kadar falan geldim takribi olarak. Ondan sonra ne fren yaptım ne lastik sardı. Zaten hani 120'den sonra lastik sarmaz. Hani 2'ye attıktan sonra sarar. Hiçbir şey yapmadan, yani ne lastik sardırdım ne arkaya kaydırdım ne fren yaptım. Hiçbir şey yapmadan bir anda motor bir tarafa, ben bir tarafa gittim. Tahminimce ön tekerle ben bir taşın ya da bir yoldaki bir şeyin üstünden geçtim. Kaza sonrasında neyin üstünden geçtiğimi bulamadım tabii bu arada ama yanımdakilere sordum. Ya ben bu kazayı nasıl yaptım arkadaşlar? Siz arkadan geliyordunuz, gördünüz. İkisinin de söylediği, bizim Rıdvan'la Berkan'ın, abi işte gidiyordun bir anda gittin. Hani biz de anlamadık ne olduğunu. Hakikaten sanki ya da böyle ilahi bir güç aldı beni, resmen düşürdü gibi de hani baktığın zaman görünüyor. Hani yolda hakikaten hiçbir şey yok arkadaşlar. Fren yapmadım. İşte ekstra gaz açmadım. Hiçbir şey yapmadım. Ya düşünün şöyle dümdüz bir yol. Hatta ben kaza yaptığım yeri de gösteririm size. Ki birazdan motorun halini size göstereceğim. Motorun hali kötü. Ya böyle dümdüz yol ya, gidiyorsun. Niye düşersin ki? Acaba diyorum motorda bir keleklik mi oldu? Yani ne bileyim. Giderken motor mu kilitledi? Kendi kendine fren mi kilitledi? Çünkü motoru kaldırıp yürütürken, motor vitesteydi çünkü en son. Motor yürüyordu. Yani boştaymış gibi motor yürüyordu. Ya o an düşerken, düştükten sonra
kendi kendine boşa geçti. Ya da motorda bir sorun oldu, onu da bilmiyorum. Zaten şu an motor bizim dükkanda, onu da ustaya götüreceğiz ama şu an yaklaşık benim hani kaba taslak tabi yani belirlediğim en az 5000 lira masraf var motorda. Hani komple bir grenaj seti alacağız, manetleri alacağız. Ondan sonra farla gösterge sağlam Allah'tan, onlar da pahalı parçalar çünkü. Ondan sonra ön cam alacağız. Zaten motor gösterdiğinde bunları size anlatırım. Yani dediğim gibi dün düz yolda ne olduğunu anlamadım, bir şekilde bir anda kapaklandım. Motor arkadaşların söylemesine göre takla atmış ki zaten takla atmamış olsa artiselesi falan bayağı çizilmiş. Ondan sonra yani ön fren hidrolik kutusu bile kırılmış motorun. Hani demek ki harbiden motora takla attı. Ben kendi saydığıma göre en az 8-9 takla ben attım. Ama daha fazla da olabilir ama az kesinlikle değil. Ve en çok şunu istedim arkadaşlar takla atarken. Ya artık hani bir an önce şu takla atmam bitsin ya. Hani o kadar kötü bir durum ki arkadaşlar, Allah kimsenin başına vermesin. Benim de hani ilk defa bu kadar ağır bir kazanın başıma geliyor. Hani bir an önce o taklaların artık bitmesini istiyorsunuz. Hani o kadar kötü bir durum ki. Allah'tan üzerim sağlamdı. Ekipmanlarım işte montun kolu falan gitti, şöyle göstereyim. Bunu da size detaylı gösteririm. Hani en son kaskın vizörü bile yoktu üstünde. Vizör bile uçmuş, kafayı yere vurmuşum. Gerçi kaskta da ağır bir darbe izi yok ama nasıl uçtu ben de anlamadım. Yani bayağı mali açıdan sıkıntılıydı kaza. İnşallah sağlık açısından da kolum kırılmamıştır inşallah ya. Yani arkadaşlar bir tabir var ya, kırılsa duramazsın. Hani duramayacağım şekilde değil de. Yani sabit tutarken bileğim hiçbir sıkıntı yok. Hareket ettirince inanılmaz bir şekilde ağrımaya başlıyor. Hareket ettiremiyorum o yüzden. Hani şu an şundan fazla motora gaz veremiyorum. Allah sizi inandırsın. Sıkıntılı durumlar. Alt tarafta şöyle göstereyim. Tam şurada cebimde cüzdanım vardı. Düşünce biraz da aşağıya çekilmiş o böyle. Tam şu bölgeme yani takla attım. En son şöyle, hatta arkamdan gelen Berkan Rıdvan söylediğine göre önce düştüm, sürüklenmişim, sonra takla atmışım, sonra tekrar sürüklenmişim. Bu sürüklenmeler, bu taklalar esnasında cüzdanın oraya yapmış olduğu basınçla et ezilmesi oldu herhalde büyük ihtimalle. Bu arada iyice gaz veremiyorum şu an motora. Hadi azıcık çevirelim. Buramda sıkıntı var, dizlerimde sıkıntı var. Zaten hani düşer düşmez arkadaşlar dizleriniz banko gidiyor. O yüzden dizlik takın. Hani dizlik takın dediğim, diz koruması olan pantolonlar giyin, dizliklerin de pek bir faydası olmaz. Düştüğünüzde hepsi çıkıp gider yani ayağınızdan. Kaskın vizörü uçmuş, dizlik mi dayanır? Sağda araba yok, solda araba yok, geç. Onun dışında, şurada elimi bırakmam lazım. Elime vurdu gidiyor. Bu arada benzin de bitmek üzere ha, inşallah. Gerçi daha elik depo var, bir şey olmaz. İşte ondan sonra sağ ayağımda baş parmağıma doğru bir ağrı var. O büyük ihtimalle ayağımı da yerde bayağı şey yaptım. Kaza esnasında motor benden yaklaşık olarak nasıl diyeyim size, 20 adım falan attım ya motora gitmek için. Ya hani tabii insanın sağlığı da önemli de, insan böyle bir durumda ilk önce motoru düşünüyor. Kontak açık çünkü, hani olur ya benzin kaçağı olur, bir şey olur, patlar matlar diye. Ben sürüklenmem, taklam bittiğinde hemen motorun yanına koştum. Anahtar da yamulmuş zaten, bir de anahtar yaptıracağız ona. Ah, bileğim çok acıyor. Hemen motoru stop ettim ve 20 adım falan attım. Yani benim 20 adımım işte o kaza esnasında çok büyük adım atmış da olamam ama düşünürsek 15 metre falan motor benden ilerideydi. Yani çok kötüydü arkadaşlar. Özetlemek gerekirse çok kötü bir durum. Hani benim şu an motor zerre umurumda değil. İnşallah şu bileğimde bir sıkıntı yoktur. Hani inşallah burkulma falandır da birkaç güne hani en azından bileğimi kullanabilecek hale gelirim. Şu an hani motor falan sürüyor olduğuna bakmayın. Gerçekten şu an bileğim kötü durumda arkadaşlar. Zaten şu an motor sürüyor olmam da doğru bir şey değil de. Şimdi arabada süremeyeceğim. Arabada vites de atamayacağım. Ya otomatik araba lazımdı ya motor ya taksi. Toplu taşıma zaten koronadan dolayı kullanılmaz şimdi. O yüzden dedim abi yine ne varsa motorda var. Bizim motorcu adamız, vazgeçmeyiz. Şimdi bu kazadan sonra motora karşı bir soğukluk olduğunu şimdi derseniz, herhangi bir şekilde motora karşı şimdi bir soğukluk yok. Ama keşke hani bunu dün akşam da çok düşündüm. Benim hatamdan, benim salaklığımdan ya da başkasının hatasından yapmış olduğum bir kaza olsaydı da kazaya bir sebep verebilseydik. Hakikaten o kadar saçma bir kaza oldu ki dümdüz yolda giderken bir anda yere kapaklandım. Gece o kadar inceledik çünkü motoru çekiciyle getirdik. Motor yürür vaziyette değildi.
İtilebilirdi ama risk almak istemedik. Bir de zaten kim itecek? Benim zaten durumum kötü. O yüzden çekici çağırdık. O çekiciyi bekleyene kadar oralara iyice kontrol ettik. Ya ben neyin üstünden geçtim? Neyin üstünden geçtim? Hani şey diyorum, acaba lastik falan mı patladı? Yok, öyle bir şey de yok. Hani anlamadım arkadaşlar. Ben bu tür durumlarda hep şöyle düşünüyorum. Zamanında bir halt yemişimdir. Allah benden çıkartıyordur. Demek ki zamanında birine bir kötülük yapmışız. Ya da ne bileyim bir sıkıntı olmuş. Allah bizim cezamızı verdi. Ben her zaman böyle düşünürüm. Kaza bu şekildeydi. Şimdi motoru yaptıracak mıyım, bu şekilde satacak mıyım ben de bilmiyorum. Bu şekilde satmaya kıyamam. Çünkü onun ben çok para harcadım o motorun bloğuna. Motorun hakikaten bloğu saat gibi. Hani ya da masraflarına giderip biner miyim desem, şu an onun masraflarına gerçekten karşılayacak bütçeye sahip değilim. Zaten korona belasından dolayı işlermişler kötü. Yani şu an tamamıyla bir belirsizliğin içindeyim arkadaşlar. Zaman gösterecek. Ama dediğim gibi şu an tek sıkıntım, İnşallah bileğimde bir şey yoktur. Ha, burası da aslında hastane ama burası özel hastane ya. Biz gidelim devlete. Gerçi ben Bağkurluyum. Bana bakarlar galiba ya. Ya da neyse ya. Zaten dükkana da uğramam lazım. O tarafa illaki gideceğim. Dükkandan hastane yakın zaten. Şimdi bu kazadan çıkartmış olduğum ders de size ne tavsiye edebilirim derseniz arkadaşlar. Yani kazadan neyin kazaya sebebiyet verdiğini bilmediğim için size de bir şey tavsiye edemiyorum. Ama dikkatli olun yani, bunu söyleyebilirim. Çünkü hakikaten kazaya neyin sebebiyet verdiğini yani ya geceden beri düşünüyorum ya. Zaten gece uyku uyuyamadım bileğimden. Tam uykuya dalar gibi oluyorum. Ondan sonra bileğim bir yere değiyor. Ondan sonra ağrıyla geri uyanıyorum. Gece gidecektim hastaneye de. Gece hava çok soğuktu. Eksilerdeydi. Dedim sabah giderim. Yani size dediğim gibi o kadar düşündüm, taşındım. Kazaya sebebiyetin ne olduğunu bulamadım. O yüzden arkadaşlar size verebilecek herhangi bir tavsiyem yok. Sadece dikkat edin diyorum. Benim başıma gelen büyük kaza. Hani şöyle söyleyeyim, 20 yıldır motora biniyorum. Hani bu toplasanız 3. kazam falan. İki tanesi zaten ilk öğrenirken olmuştu. Onlar da öyle aman aman hasar aldığım kazalar değildi. Bir keresinde de yani takla atmıştım. Kafamı falan vurmuştum. Motor takla atmıştı ama bu kadar. Dün akşamki kadar büyük bir kaza değildi. Ama dün akşamki harbiden büyük bir kazaydı. Umarım bir daha böyle bir şey tekrarlanmaz. Yine de ne diyelim, canımız sağ olsun. Cana geleceğine mala gelsin. Mal bir şekilde yerine gelir ama sağlık hiçbir zaman yerine geri gelmez arkadaşlar. Ben hayatımda hiç bugüne kadar bir yerimi kırmadım, bir yerimi çatlatmadım. İnşallah bugün de öyle olmamıştır. Eğer öyle olmuşsa halim kötü. Bakalım hastaneye doğru gideceğim. Hastanede de kayıt açarım. Ne oluyor ne bitiyor size gösteririm arkadaşlar. Kaza böyleydi. Motoru da göstereceğim size, motorun ne durumda olduğunu. Ha bu arada YouTube'da prim için, abone kasmak için kaza yapan insanlar var. Hani videoya girmeden önce belki benim de böyle bir şey yapmış olacağımı düşünenler olacaktır. Arkadaşlar hem öyle bir insan değilim, hem de motorun halini size gösterdiğimde ne olduğunu anlayacaksınız. Şimdi kayıttan çıkıyorum. Ya hastanede ya da motorun başında görüşürüz. Hadi eyvallah. Şimdi arkadaşlar motorun yanına geldim. Motorumuzun son hali böyle. Motorumuz şu an içler acısı. Bildiğiniz motor naked oldu. Şimdi YouTube'da bir tane video var. Adam tam işte bu benim kasa CSX-R1'de cross bir motora çevirmiş motoru. Belki ben de öyle mi yaparım bilmiyorum ama ben büyük ihtimalle toplayacağım arkadaşlar. Hani şöyle göstereyim. Bakın şu aç kapa sivici. Anahtarın halini göstereyim. Anahtarın yamukluğu. Mesela normalde şurada ön fren hidrolik kutusu var. Bu da yok yerinde. Bu da şimdi kırıldı, koptu gitti. Ondan sonra işte elcikler falan değişecek. Manetler falan değişecek. Oralar kötü. Allah'tan gidonlarda bir şey yok. Ve zannedersem ön takımda da bir şey yok. Ön takım da sağlam gibi görünüyor. Yani dün biraz motoru elimizle yürüttüğümüz için orada biraz motorun hani yürüdüğünde pek bir sıkıntı görmedim. Göstergeli farımız orada. Onlar sağlam. Allah'tan sağlam çünkü onlar çok pahalı parçalar. Hani en aza göstergenin parasına komple buna bir set grenaj alırız, öyle söyleyeyim. Onun dışında şasenin buraları çok hafif çizildi. Bir herhangi şöyle bakalım. Herhangi bir şekilde ezilme, eğiklik falan yok. Sadece çizilmiş ufak bir boyayla orayı hallederiz. Depoda hiçbir şey yok. Enteresandır. Onun dışında arkadaşlar kuyruk grenajını şöyle göstereyim. Buralar falan komple gitti. Egzozumuz falan tabii komple gitti. Buralar yamuldu. Ondan sonra sağ sürücü peki gitti. Buralar hep sürtmüş yere. Oralar gitti. Acaba motorun arka kuyruk grenajının olduğu şu şase demiri yamulmuş mudur diyeceğim ama yamulmamıştır ya. Çünkü o kadar sert bir darbe alsaydı buralar paramparça olurdu. Ondan sonra arkadaşlar işte stoplanmamız sağlam mı bakayım.
İyi, stop lambası sağlam. Belki tırnakları kırılmıştır ama kuyruk drenajımız buradan kırıldı. Biraz da size sol taraftan göstereyim motoru. Şu motor kapağının oradan yağ kaçağı var. Ondan sonra vites pedalı kırıldı. O değişecek. Oradan bir yağ kaçağı var. O kapak sökülecek. Onu kaynak yaptırırız büyük ihtimalle. Çünkü onun değişimine gerek olmaz diye düşünüyorum. Şimdi motorun takla attığını şuradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burası komple yere temas etmiş. Burası etmiş, ön taraf etmiş. Ama depoda bir şey yok işte. Ben onu anlayamadım. Depoda herhangi bir şey yok. Depo pırıl pırıl duruyor. Yani kirli ama onun dışında işte pırıl pırıl. Hani eski hali nasılsa öyle. Yani genel olarak zayiat bu şekilde arkadaşlar. Moraller bozuk mu? Evet. Ama aynı zamanda hani cana bir şey gelmediği için de çok da moralimi bozmuyorum. En azından ben sağlamım. Motor her zaman yerine gelir. Ha, bu motoru seviyorduk. Severek biniyorduk. Bu motorun başına böyle bir şey gelmesi. Hani dün yani ilk kaza aldığımda tabii şöyle bir şey hissettim. Hani başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Motoru bu halde görünce. Hani hakikaten o kadar emek emek motoru topluyorduk. Ve motoru en son o halde görünce. Ki bir de yerdeki hali çok daha kötüydü. Bayağı moralim bozuldu. Ama yapacak bir şey yok. İnşallah bende bir şey yoktu. Şimdi birazdan da hastaneye geçeceğim. Önce bir dükkana uğramam gerekiyordu. Motorun şekli böyle arkadaşlar. Artık nazara mı geldik? Ya da zamanında bir alt ettik de Allah bunun bizden belasını mı çıkarttı? Ya da alacağı mı vardı bilmiyorum. Ama genel olarak vaziyetler bu şekilde. Bu neymiş lan? Ha. Buralar falan düzeltilir. Şu pek değişir. Komple bir set krenaj. Ha bu arada arkadaşlar motoru toplayacak olursak rengini değiştirelim mi? Ne diyorsunuz? Farklı bir renk krenaj mı alsak? Depoyu da boyatırız. Ah! Ayağım. Neyse. Motorun başından bu kadar olsun. Şimdi hastaneye gitmem lazım. Herhalde bu ihtimalle bu videoda çektiğim gün. Yani kazanın aslında olduğu gün size yetiştirmiş olurum. En azından sizin de bilginiz olsun. Yani çünkü uzunca bir süre belki de video gelmez. Motor olmadığından dolayı. Hani CBF'leyim zaten. Belki CBF'le gelir ama. Abi şuna bak ya. Çok kötü oldu ya. Neyse. Ne diyelim. Olacakla o heyecanın önüne geçilmezmiş arkadaşlar. Hadi kapattım. Şimdi hastaneye geldim. Şimdi motorumuzu park edelim hemen müsait bir yere. Geçelim kardan sıra alalım. Hemen bir röntgen MR falan ne çekiyorlarsa. Hemen bizim akıbetimiz ortaya çıksın. Çünkü harbiden artık dayanamayacağım. Çok acıyor her tarafı. Ay, şuradan ben kaptırayım yani tersten. Şöyle. Motosiklet park alanı gibi bir yer var burada. Şuraya park edelim. Evet. Ya arkadaşlar yemin ederim canım o kadar yanıyor ki işin makarasındayım ya. Arkadaşlar ben şimdi kapatayım. Hadi içeride görüşürüz tekrardan. Sıra beklemeye devam. Şimdi muayenemizi olduk. Röntgen çekilmeye doğru devam. Röntgen ne taraftaymış? Bu taraftaymış. Hadi bakalım. Röntgen. Evet arkadaşlar. Şimdi hastaneden çıktım. Korktuğum başıma geldi. Şöyle göstereyim. Bileği aldırdık alçıya. Küçük bir çatlak varmış. Doktor dedi bir hafta alçıda kalsın. Hatta şöyle göstereyim. Hala hastanedeyim. Doktor dedi işte bir hafta alçıda kalsın. Alçıyı yaptırdık. Ondan sonra bakacağız. Durumlar böyle. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ufaktan videomuzun sonuna gelelim. Çünkü yani dediğim gibi kolum alçıda. Bir de ben salak gibi trafik kazası olduğunu söyledim. Şimdi buradaki tutulan tutana çarşıya götürecekmişim. Çarşıdaki şubeye. Alçının kurumasını bekliyorum. Alçı kurusun. Ondan sonra gideceğim evrağı vereceğim. Yani böyleydi arkadaşlar. Siz de abone değilseniz abone olmayı. Ulan bu halde bile neyi düşünüyoruz ya. Like atmayı ve sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Yakın zamanda gelişmelerle sizlerle beraber olurum. Hadi eyvallah.